Başkanım merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım, izleyicilerimize Salihli'yi bir anlatır mısınız? Salihli, İzmir-Ankara karayolu üzerinde, İzmir'e yaklaşık 90 kilometre mesafede, Bozdağların, antik ismiyle Tomalasların kuzey yamaçlarında, Gediz Ovası'nın kenarında konuşlanmış, merkez ilçe nüfusu 100 binleri aşan, ovası güzel, doğası güzel, suyu güzel, insanı güzel bir kenttir. Turizm yönü var, tarım yönü var, hayvancılık yönü var, kültürel yönleri var, bu organizemiz var, tarımla iç içe çalışan, tarım ağırlıklı bir organizemiz var. Yani Salihli'de ne araştırmanız var bu konuda? Evet, Salihli hakkında bayağı bir araştırma yapmışsınız. Evet. Bayağı Salihli'nin sahip olduğu zenginlikleri biliyorsunuz. Ama aslında Salihli bir tarım kentidir. Evet. Gediz Ovası'nın en geniş olduğu yerde konuşlanmış bir kenttir. Çalışanlarının büyük oranı tarımla ilgilidir. Halkının çalışan nüfusunun %65'leri, 1/3'ü tarımla iştigal eder. Bir kısım insanları tarımdan sonra ağırlıklı hizmetler sektöründe çalışır. Üçüncü ağırlıklı çalışma alanı Salihli'de %8'ler düzeyiyle ticarette sanayidir. Ama Salihli bu bölgenin merkezidir. Hinterland'ı oldukça geniştir. İşte gerisindeki Alaşehir'in, Sarıgöl'ün, Kula'nın, Selendi'nin, Demirci'nin, Gördes'in, Köprübaşı'nın hem ekonomik merkezidir, hem ticari merkezidir, hem sosyal merkezidir, hem sağlık merkezidir, hem eğitim merkezidir. Bu bölgenin oldukça etkinliği yüksek, önemli bir merkezidir Salihli. Evet. Şimdi Salihli çok kozmopolit bir yer. Şimdi ülkenin diğer taraflarında hatta yurt dışından gelenler bile burada 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl kaldıktan sonra biz Salihli'yiz diyor. Yani o etiketi hemen yapıştırıyorlar üstüne. Bunu neye bağlıyorsunuz başkanım? Evet, Salihli tarihi hakkında zannederim sizler de bir inceleme yapmışsınızdır. Salihli 1875'lerde açılan Fransız demir yolundan sonra gelişmeye başlamış, büyümeye başlamış bir kenttir. Cumhuriyetle birlikte gelişmesini tamamlamıştır. Türkiye'yi oluşturan bütün etnik duyarlılık kümeleri hemen hemen Salihli'de temsil edilirler, varlardırlar. Salihli İşte Anadolu'nun bir örneğidir, İzmir'in bir örneğidir, İstanbul'un bir örneğidir. Burada Arnavutlar vardır, Boşnaklar vardır. Yöre ilçelerden, illerden gelmiş işte Selendiler vardır, Demirciler vardır, Uşaklılar vardır, Kulalılar vardır. Mübadele ile Balkanlardan gelmiş insanlarımız vardır. Kafkasya'dan gelmiş insanlar vardır, Çerkezler vardır. Hatta 1950'li yıllarda Doğu Türkistan'dan gelmiş, bizlerin Kazak Türk'ü diye tarif ettiğimiz insanlar vardır, Romanlar vardır. Salihli'de bütün bu unsurlar uzunca bir süreden beri hep bir arada, hep birlikte, kardeşçe, el ele, birlik içinde, beraberlik içinde yaşamaya devam etmektedirler. Salihli dolayısıyla Türkiye'nin bir örneğidir ve bir arada yaşayan insanların bulunduğu, farklı kümelerden yaşayan insanların bulunduğu, Alevisiyle, Sünnisiyle birlikte yaşadıkları çok güzel, çok şirin bir kenttir. Evet, kesinlikle öyle. Zaten az önce bahsettik ama kısaca geçmek istemiyorum. Özellikle kültür, sanat etkinliklerinden, biz röportajımızdan önce de bayağı bahsettik. Onlardan izleyicilerimize bahseder miyiz? Nasıl çalışmalar yapıyoruz? Tabii kültür sanat etkinlikleri ağırlıkla belediyemiz tarafından domine edilmektedir, yönlendirilmektedir, yönetilmektedir. Belediyemiz şehir tiyatrosu çok uzun yıllardan beri, 1986'dan beri Salihli halkına hizmet vermektedir. Bu Türkiye düzeyinde 100 bin nüfuslu bir kentte çok nadir olabilen bir etkinliktir. Çok nadir görülebilen bir çalışmadır. Orada üniversite mezunu bir yöneticimizin yönlendirmesinde, şefliğinde, öğreticiliğinde
salihli insanlar senede hem çocuklara yönelik hem büyüklere yönelik iki oyunu sahnelerler. Gene kültür sanat etkinliği kapsamında çocuklarımıza yönelik Kıymet hocamızın öğretmenliğinde bale kurslarımız vardır. Yaklaşık 70-80 öğrencimiz orada bale eğitimi alırlar. Halktan insanların bir araya gelerek oluşturdukları Türk Sanat Müziği grubumuz vardır. Onlar senede 1-2 konser hazırlarlar. Ayrıca bir dernek vasıtasıyla da çalışmalarını sürdürürler. Gene belediyemiz önderliğinde Türk Halk Müziği koromuz vardır. Onlar da senede 1-2 konseri yaşama geçirirler. İşte kadınlara yönelik el işi atölyemizde ebru sanatı gibi, tahta boyamacılığı gibi bir takım işlerin yapılabildiği atölyemiz etkinlik verir. Resim kurslarımız vardır. Onlar da öğretmenlerin nezaretinde bu konudaki yeteneklerini geliştirirler. Salihli civardaki Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümüne son yıllarda en fazla öğrenci veren kent haline dönüşmüştür. Zannederim hafızam beni yanıltmıyorsa bu sene yine 9 öğrencimiz bu tür yüksek okullarda eğitim görme olanağına o kurslardan geçerek kavuşmuşlardır. Yani bu program çerçevesinde kısa sürede aklıma gelebilecek şeyler bunlar. Bu etkinliğini salihli, sanata dönük etkinliğini uzun yıllardan beri şiir ikindileriyle de ortaya koymaktadır. Şiir ikindilerimiz en uzun soluklu şiir ikindilerinden birisidir. Dünyanın, sadece Türkiye'nin değil, altını çizerek söylüyorum. Senede iki kez Şair Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünde son dönemde Türkiye'nin ünlü ozanları, şairleri Salihli'de Salihli halkıyla kucaklaşırlar, buluşurlar. Şiir dolu, şiir gibi günler yaşarlar. Bu da geçenlerde bu etkinliğin 42.sini idrak ettik. Türkiye'nin ünlü şairlerinden, yazarlardan Özdemir İnce onur konuğumuzdu. Ona Dionysos ödülünü verdik. Bundan da büyük mutluluk duyduk. Bunlar kitap haline getiriliyor zaten. Her etkinliğimizde İz dergisi diye bir dergi yayınlarız. O dergide konuklarımızın şiirlerini, konuklarımızın şiire dair görüşlerine yer veririz. O dergiyle de şiir severleri buluştururuz. Bu etkinlikler öylece kalıcı hale de getirilmiş olur. Evet. Başka bir sanattan sonra ben spora geçmek istiyorum. Evet. Spor faaliyetlerimizi bu konuda çok aktif birisi olduğunuz için biz belediye hemen gittiğimiz sorularıyla da bunlara karşılaşmıyoruz. O açıdan böyle bizim sıkıştırıyor gibi olmayalım ama. Evet, Salihli eskiden beri spora çok önem veren bir kenttir. Bu son dönemde daha da üst düzeye çıkmıştır. Biz göreve geldiğimizde Salihli Belediyesi Spor Kulübü'nde yaklaşık 850 lisanslı sporcu vardı. 9 branşta faaliyet gösteren bir kulübümüzdür belediye sporumuz. Bugün lisanslı sporcu sayımız 2000'leri aştı. Yaz günleri açtığımız yaz okullarıyla belediye spor bünyemizde spor yapma olanağına kavuşan öğrenci sayımız, genç sayımız 3000'leri buluyor, 3000'leri aşıyor. Tabii bu etkinliği biz sürdürürken okullarımızla dayanışarak geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii bu dayanışma okullarımızın da il düzeyinde, bölge düzeyinde, sportif alanda büyük başarılar elde etmelerine yol açıyor. Onlar Manisa'da hemen her branşta Salihli'den çıkıyor birinciler. Bölge düzeyinde birinciler Salihli düzeyinde çıkıyor. Türkiye düzeyinde başarıları var Salihli çocuklarımızın. İşte voleybolda Alparslan İlköğretim Okulumuz son sene Türkiye üçüncüsü oldu yanlış hatırlamıyor isem. Basketbolda bir takımımız Türkiye beşincisi oldu. Futbolda aynı şekilde Türkiye finallerine katıldı. Judo'da büyük başarılarımız var. 200'ü aşkın lisanslı sporcumuz var. Türkiye şampiyonlukları var. Balkan bölge şampiyonlukları var. Şehir içinde dolaştıysanız billboardlarda onlara verdiğimiz ödüllerle ilgili afişlerle de karşılaşmışsınızdır. Biz Salihli'de kızlarımızın da spor yapmalarını temin etmeye çalışıyoruz. Evet, en önemli konulardan bir tanesi o. Belediye sporumuz voleybol takımı Türkiye 2. liginde mücadele veriyor. Bu sene 1. lige çıkmayı amaçlıyorlar.
İnşallah başarırlar. Onlara o olanağı vermeye çalışıyoruz. İsrarla ve inatla çalışıyoruz. Futbol takımımız süper amatör ligde üst üste hep Manisa birincisidir. Üçüncülüğe çıkmaktan son anda işte başaramıyoruz onu. Ama geçen sene bizim genç takımımız, Belediyespor genç takımı Türkiye ikincisi oldu Trabzon'un arkasından. Yani ona verdiğimiz önem de özellikle gençler düzeyinde Türkiye'de kendini göstermeye başladı. Halk oyunları ekibimiz var, branşımız var. Onlar da işte hem il birincisi hem bölge birincisi oluyorlar. Yani bizler hep sahibizden çıkıyor. Öyle oluyor. Biraz önem verirseniz, gençlerimizin, çocuklarımızın önünü açarsanız, o olanakları sağlarsanız onlara, onlar yeteneklerini ortaya koyuyorlar ve elbette iyi derecelerle geliyorlar. Evet başkanım, sahiciliğin ekonomisi insanların geçim hayatlarından da bahsetmek istiyorum. Konuşmamıza başlarken de sizlere söylemiştim. Salihli ekonomisi ağırlıkta tarıma dayanır. Evet. Salihli, gene sizlere söylemiştim, Gediz Ovası'nın en geniş kesiminde konuşlanmış bir kenttir. Salihli'de 580 bin dönüm tarım alanı vardır, ekilebilen. 100 bin dönüm mera vardır. Bu 580 bin dönüm tarım alanının 240 bin dönümü de sulanabilir durumdadır. Ta 1960'lı yıllardan bu yana Salihli'nin bu geniş topraklarının, bereketli topraklarının sulanabilmesi Salihli'ye zenginliği getirmiştir. Salihli şu anda bölgedeki en zengin ve güçlü konumunu tarımına borçludur. Bizim ticaret odamızın 2004 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne yaptırdığı bir araştırma var. 2004 yılında Manisa'nın gayri safi yurt içi hasılası fert başına 2300 dolarlar civarında. Salihli'nin bu 4300 dolarlar civarında görülüyor idi. Yani bu bölgenin zengin kentlerinden, zengin ilçelerinden birisidir. Tabii tarımda da ağırlıkta geçmişte pamuk ziraatı yapılır idi. Son yıllarda yaşanan ekonomik olumsuzluklar, özellikle tarımda yaşanan ekonomik olumsuzluklar, pamuk alanlarını oldukça bu bölgede de daraltmıştır. Salihli'de şu anda ovada üzüm ziraatı çok gelişmiştir. Yaklaşık 110 bin dönüm alanda çekirdeksiz üzüm ziraatı yapılmaktadır. Tabii üzüm ziraatı da tarım ürünleri içerisinde katma değeri yüksek olan ürünlerden birisidir, meyvedir. Salihli'nin gene meyve bakımından ünlü ürünü Salihli kirazıdır, Allah diyen kirazıdır. Bu Türkiye düzeyinde, dünya düzeyinde haklı bir şöhrete kavuşmuştur. Bizim kliması farklı bir köyümüzde yetişir. Oldukça ticari değeri yüksek bir üründür. Ve önemli bir kısmı da yurt dışına ihraç edilmektedir. Son yıllarda Salihli'de özellikle hükümetin uyguladığı politikalar nedeniyle de bunu açık yüreklilikle söylememiz lazım. Zeytin tarımı gelişmeye başlamıştır. Yaklaşık 70 bin dönüm alanda şu anda zeytin ziraatı yapılabilmektedir. Yani sahilde 1 milyon 400-1 milyon 500 bin civarında zeytin ağacı vardır. Bu da giderek artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Salihli bu alanda da önemli merkez haline getirecektir. Öyle bir geleceği vardır. Tabii tarımın Salihli'de bu kadar etkili olması, Salihli'deki sanayi bölgesinin, organize sanayi bölgesinin zirai sanayi karakterli bir bölge olmasına yol açmıştır. Şu anda orada faaliyet gösteren, şu anda bir fiil üretimde olan tamamlanmış 41 tane tesis vardır. Bu 41 tesisin 27 tanesi tamamlanmıştır. Bu 27'sinin içinden 8 yapamamaktadır ama 19 üretimini yapabilmektedir ve ağırlığı da zirai sanayi ile ilgilidir. Salihli'de organize sanayi bölgemizdeki 4 tesis yurt dışına ürün ihraç eder. Tarım ürünü ağırlıklıdır bunlar. Salihli ekonomisine yıllık ihracat katkısı 50 milyon dolarlar düzeyindedir. İstihdam bakımından da organize sanayi bölgesinin Salihli ekonomisine önemli bir katkısı vardır.
Sezonda orada yaklaşık 2500 kişi iş olanağı bulabilmektedir. Ayrıca oradaki fabrikaların işleyebilmesi için ovada, köylerde de iş imkanı yaratılabilmekte. Köylerdeki insanlarımız da o menzil sanayi bölgesi nedeniyle sınırlı ekonomilerine katkı getirebilme olanağı bulabilmektedirler. Sözleşmeli eğitimler için. Evet, evet. Tabii sanayi bölgesinin gelişmesi, özellikle zirai sanayi alanında gelişmeye başlaması, Salihli'deki tarıma çeşitlilik kazandırmaya başlamıştır. Salihli'de sebze ziraati gelişmeye başlamıştır. İşte domates ve meyve ziraati gelişmeye başlamıştır. Salihli, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. 2004 yılında ticaret odamızın, o zamanki yönetiminin, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile yaptığı bir çalışma var. O çalışmada Salihli'deki okul bitirmiş nüfusun toplam nüfusu oranı %25 görülüyor. Manisa ortalaması %19. Bu Manisa ortalamasının oldukça üstünde bir rakam. Burada Salihli'nin bir özelliği daha var. Bu bir okul bitirmiş insanların içinde lise bitirmiş olanların oranı da Manisa'nın diğer ilçelerinden oldukça yüksek. Yani Salihli algılaması oldukça yüksek, eğitimi bölgeye göre oldukça yüksek bir ilçedir. Eğitim düzeyi bakımından bölgenin çoğu ilçelerinden oldukça ileri düzeydedir. Kent ısıtmasında kullanan sayılı merkezlerden birisidir. Bizim sizlerin konakladığı Kurşunlu Kaplıcalarındaki ısı merkezimizde elde ettiğimiz jeotermal suları, termal suyu kent ısıtmasında kullanıyoruz. Salihli'de şu anda 5000 aboneyle yaklaşık 6000 konut eşdeğer alanı, yani 6100 metrekarelik konut ısıtacak alanı, hacmi jeotermal enerjiyle ısıtıyoruz. Bu hem Salihli için hem ülkemiz için önemli bir özelliktir. Jeotermal enerji biliyorsunuz ulusal bir enerjidir. Salihli, Türkiye jeotermal kaynaklarını ne kadar değerlendirirse dışa bağımlılıktan enerji bakımından o kadar kendini koruyabilir, kurtarabilir. Bir de çok temiz bir enerjidir. Çevreye duyarlı bir enerjidir. Sıcak suyla yaptığınız ısıtma herhangi bir çevre olumsuzluğu yaratmaz. Hem çevreye duyarlı hem ulusal niteliği itibariyle bu çalışmasının da tüm Türkiye tarafından bilinmesini önemli sayarım. Bununla ilgili bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Bizden bu enerjiyle konutlarının ısıtılmasını isteyen insanlarımızın yoğun talebi var. Onların taleplerini şu günlerde karşılayamıyoruz. Çünkü şu anda jeotermal kuyularımızdan elde ettiğimiz sıcak su miktarı sınırlı. Bu sisteme yeni aboneler katarsak ne onları yeterince ısıtabiliriz ne de mevcutu yeterince ısıtabiliriz. Böyle bir sorun yaşarız. O hemşerilerimizden biraz daha sabırlı olmalarını bu program vasıtasıyla dilemek isterim. Çalışmalarımız sürüyor. Arazide çalışmalarımız, su arama çalışmalarımız sürüyor. Umut ederiz su miktarını arttıracağız. Onların da isteklerini karşılayacağız. Peki başkanım, bu turizmle jeotermalle bağlantılı sorun da olacak. Buraya gelecek otel yatırımcılarına açık mı sadece? Jeotermalle ilgili. Jeotermalle ilgili termal kaynak bakımından evet. Biz bununla ilgili yatırımcıları desteklemeye dönük duruyoruz. Şimdi Salihli'de yeni yasaya göre 50 kilometre karelik alanın ruhsatı bize ait. Evet. Salihli Belediyesi'ne ait. Şu anda dönüş suyumuzdan bir tesisimizin termal su kaynağını, ihtiyacını karşılamaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Mevcut dönüş suyu bu tesisin yanında birçok tesisin bununla ilgili ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Tabii şimdi ticaret odamızın girişimiyle Salihli turizm gelişme alanı içine alındı. Turizm gelişme bölgesi ilan edildi. Salihli'mizin belli bir alanı. Termal turizm gelişme bölgesi ilan edildi. Önümüzdeki gelecekte bunun Salihli'ye nasıl bir katkı getireceğini hep birlikte izleyeceğiz. Bundan da
Salihli'nin bu alanda gelişmesine katkı getirmesini bekliyoruz. Evet. Peki başkanım, bütün başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum sizden. Teşekkür ederim. Son olarak yoldan bizi izleyen herkese neler söylemek istersiniz? Daha önce Salihli'ye hiç gelmeyen mesela neler söylemek istersiniz? Nasıl davet etmek istersiniz? Sizler Salihli'de bir süreden beri çalışıyorsunuz. Evet. Salihli'nin fiziki konumu hakkında bence oldukça geniş bilgiye sahipsiniz. Salihli, Türkiye'nin keşfedilmeye değer bölgelerinden birisidir. Biz tüm Türkiye insanını Salihli'yi bir kez görmeye davet ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.